Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Yine herkesin merak ettiğini düşündüğümüz bir soruyu biraz sonra yönelteceğiz. Ve bunun cevabını almaya çalışacağız. Yaklaşık bir saat beraberiz. Az önce de söylediğimiz gibi isterseniz mikrofonu hocamıza bırakalım hemen programımızın başında. Sonrasında yayınımız yine aynı konuyla devam edecek. Buyurunuz efendim. Efendim, hem cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinin ve yakınlarından herhangi bir kimse hasta ise Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesi, korona yaygın şu anda. Koronaya yakalanan veya diğer hastalıklara müptela olanlara da Rabbimizden hayırlı hal, hayırlı şifalar diliyoruz. Amin. Borçlu olanlara eda ihsan etmesini, ödemesini, nasip etmesini, sıkıntı olanlara sıkıntılan daire tebdil etmesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam bazen tabii kul olarak hepimizin başına geliyor. Şu işim de oluversin. Gönlümde şöyle bir arzu var. Bu yerine geliversin. Efendim, yani evim olsun, arabam olsun diye çabalıyoruz, dua ediyoruz falan. Olmayınca da bu bizi psikolojik olarak bir takım rahatsızlıkların içerisine sürükleyebiliyor. Yani istediğimiz şey olmayınca niye olmadı diye onu kafaya takıyoruz. Ne bileyim, başımıza bir takım musibetler geliyor. Başka bir takım olumsuz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bunlar niye öyle oldu, niye benim başıma geldi diyerek bizi çok yıpratıyor. Hani belki siz de biraz sonra bahsedeceksiniz ama hani başımıza büyüklerden biri başımıza gelen şeyleri aradığımız şeyler olarak görmeliyiz. Yani kafamızı duvara vurduysak, kazara, kapıya çarptıysak, evet ben bu kapıyı arıyordum zaten kafamı çarpmak için diye düşünmemiz lazım. Bunu niye soruyorum? Yani bu şekilde düşünürsek, yani kaderimize razı olursak daha doğrusu, rahat ve huzur eder miyiz? Şimdi Mustafa Bey, kadere iman, imanın altı şartından biridir. Hayırın ve şerrinde Allah-u Teala'dan olduğuna inanmak imanın şartıdır. İnkarı küfürdür. Allah-u Teala hayrı, şerri, iyi, kötüyü irade eder, ister ve yaratır. İyilerin de, kötülerin de, yaratan odur. Fakat iyiliklerden razı, şerlerden, kötülüklerden de razı değildir. Beğenmez. İrade etmek başkadır. Rıza, yani razı olmak başkadır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. Kader, ezelde Allah-u Teala'nın ilmi mütekaddimi diye tabir ediliyor. Ezeli ilmidir. Ezelde bilmesi yani. Bilmesidir. Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kısa bir tarifi var. Kader ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değildir. Nedir bu? Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir, zorla yaptırması değildir. Bugün işte insanların yanıldığı nokta, kendi nefsine uyuyor, tercihlerini kullanıyor. Sonra da duvara toslayınca, Allah-u Teala böyle yaratmış, ne yapayım ben, benim elimde bir şey gelmez. Benimkini yapmadı, benimkini şey yapmadı. Benim ne suçum var? Benim ne suçum var demeye getiriyor. Bu kaderin yanlış anlaşılmasından, kitapların okunmamasından kaynaklanan bir haldir. Peki neticede huzursuz oluyor. Yine Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, kendi hukukunuzu kendiniz yapmaya kalktığınız zaman huzurlu olamazsınız. Allah-u Teala'nın bir hukuku var. Mesela önceki kitaplarda İslam alimleri yazmışlar. Allah-u Teala'nın dinlerine kanunu Rabbani denir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh kullanmış bunu. Kitaplarında bazı yerlerde geçiyor. Kanunu Rabbani ne demek? Allah-u Teala'nın kanunu. Ve bunları izah ederlerken de bizim anlayacağımız şekilde birçok misaller vermiş. Mesela bugün de bizim hatırımıza gelen, mesela benim bir bahçem var, 10 dönüm bahçem var diyelim. Olsun ya, benim de olsun Mustafa Bey. Yani şey, yan gözle bakma yani. Estağfurullah. Senin çiftliklerin falan olsun, var ya. Olsun, 20 dönüm olsun hocam. Olsun. Şimdi ben buraya bölgesine göre kayısı ekmişim, erik ekmişim, şeftali ekmişim, kiraz ekmişim, incir, zeytin ekmişim. Değil mi? Ama bahçe ihatalı, duvarlarla çevrili.
kapısında çelik yaptırmışım. Duvarların üstüne de aynı şekilde teller yaptırmışım. Kimse giremez. Değil mi? Bu bahçenin içinde tasarruf hakkı bana mı aittir? Evet. Bana sizin için. Benim. Şimdi baktım, zeytinler kurumuş ya. Ben bunları keseyim, odun yapayım dedim. Ben şimdi zeytine zulüm mü ettim, zeytin ağaçlarına? Başkasının malını mı gasp ettim? Başkasının hakkına mı tecavüz ettim? Yok. Kendi malınızı kullandınız. Kendi malımı kullandım. Veya zeytinlerde, incirlerde hepsi meyve verdi. Hepsini doldurdum aynı şekilde kamyonlara götürdüm, fakirlere verdim. Kimse bana bir şey diyebilir mi? Niye oraya verdin? Veyahut da doldurdum aynı şekilde arabalara meyvelerini. A şehrine değil de B şehrindeki fakirlere verdim. Aa, niye A şehrine verdin? Sen zulmettin onlara deme hakkı var mı? Yok. Yok öyle bir şey. E diyeceksiniz efendim, nereye getireceksiniz? Mülk kimin? Ya benim. Benim dilediğim gibi tasarruf etme hakkım var mı? Var. Bütün şu anda bizi dinleyen, dinlemeyen bütün dinleyiciler de aynı düşüncede mi? Kendi malı üzerinde ben dilediğimi, istediğimi yaparım diyor mu? Diyor tabii. Diyor. Peki bir arkadaş, sen insan olarak, yarım yamalak, bir başkasına muhtaçken, acizken, sahip olduğun şey üzerinde tam tasarruf sahibiyim. Kimse karışamaz. İstediğimi yaparım diyorsun. Öyle mi? Peki mülkün sahibi seni de beni de her şeyi yaratan mülk onun. Niye Allah-u Teala'ya gelince benim istediklerimi yapmadın da aynı şekilde kendi istediğini yaptın der gibi tavır koyuyorsun? Allah-u Teala sanki bizim şeyimiz, hizmetçimiz, emirlerimiz. Hiç. Niye oraya gelince yan çiziyorsun? Niye oraya gelince yan çiziyorsun? İnsanları yaratmış. Kimisini 2 metre, kimisini 1,5 metre yaratmış. Kimisini sarışın, kimisini esmer, kimisini beyaz yaratmış. Kimisini şaşı, kimisini çok zeki, kimisini hafızası kuvvetli, kimisini akıllı. Öyle yaratmış. Niye bana da onu vermedi? Deme hakkın var mı senin? Deme hakkın var mı? Yani evet. Benim bahçemden elde ettiğim mahsule gelip de senin bana niye vermedin deme hakkın var mı? Yok. E yok. E sen nasıl Allah-u Teala'ya aynı şekilde onun mülkü değil mi? Sana ne? Oradaki zeytin ağacını kestiğinizde zeytin ağacının da böyle bir şey demeye hakkı yok. Yok. Siz o size ait çünkü. Veya zeytin ağacının yanındaki elma ağacı da niye kesiyorsun o zeytini diyemez yani. Değil mi? Öyle deme hakları da yok. Yani. Zeytinin de yok. Yok. Çünkü ben ektim, ben suladım, ben büyüttüm. Değil mi? Evet. Tasarruf sahibi benim. Bu sebepten dolayı önce bunun bir zihinlerde yerleşmesi gerekir. Mülk sahibi Cenab-ı Hak'tır. Mülk sahibi Cenab-ı Hak'tır. Fakat bu mülkünde yarattığı mahlukat içerisine insana ayrı bir değer vermiş. Akıl vermiş. Ondan sonra mesela diğer canlıların da hayat bulması için hayvani ruh, bitkisel ruh tabirleri geçiyor kitaplarda. Ama insandaki ruhla alakası yok. Kendimden verdim buyuruyor. Ruhun mahiyeti de bilinmiyor. Özellikleri bilinebilir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Mahiyeti, çünkü Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ve ayet-i kerime nazil oldu. Estağfirullah, kulun ruhu diye başlıyor sadakallahu aleyhi. Sana ruhtan soruyorlar. Onlara de ki o Rabbimin indinde bir ilimdir. Size bir şey verilmedi. Ve bütün bu akıl, zeka, hafıza her şey o ruha aittir. Bedene değil. Beden dünyada ruhun ikamet ettiği bir yerdir. Evidir yani. Ölüm de ruhun bu dünyadaki evini terk etmesinden meydana geliyor. Bu ev hastalanır, yıpranır, yaşlanır, çöker, ölür. Mezara da konur, çürür, yok olur. Yeni beden yaratacak, yeni beden aynı şekilde mahşer günü tekrar girecek. Dolayısıyla insan kendi bedenine bile aynı şekilde sahip olamıyor. Yaratan o. Böyle yarattım buyuruyor. Ölümü yarattım, yaşlılığı yarattım. Burası bari olamıyorsun. Çırpınıyoruz. Ölüme çare, yaşlılığa çare. Yok. Yok. Peki yaşlılık ve ölümün dışında her şeye yarattım buyuruyor. Ha, bulamıyorsun, o ayrı bir mesele. Efendim koronaya da, kansere de, yani hayır, hatırına gelen AIDS'i de bilmem nesine de hepsinin çaresi var. Bir zamanlar tüberküloz, verem çaresizdi, bulundu. Ondan sonra kolera, veba çaresizdi, çare bulundu. Çaresiz değil, dünyada hiçbir şey çaresiz değil. Yani Allahu Teala murad edince bir mikrop bütün dünyayı hapse sokabilir mi? Sokabiliyor. Gözünde görmediğim bir mikrop devreye girebiliyor. Peki Allahu Teala yarattığı mahlukat içerisinde en kıymetli varlık olarak insanı yaratmıştır diye naklettik. Öyle yazıyor kitaplar. Akıl vermiş, irade vermiş, ruh yaratmış ona. Ve bir de
külli iradesinden cüz'i bir irade vermiş bu şeyine, kuluna. Efendim hayvanlarda yok mu? Hayvanlardakine sevki tabi deniyor. İçgüdü. Onlarda da var. Zararlı yiyecekleri, zararlı içecekleri ayırıyor. Düşmana karşı kendine koruyacak silahlar vermiş her birine. Kimisi sıcak su püskürtür, kimisi zehir püskürtür. Kimisi dişlerini, kimisi aynı pençelerini. Pençelerini, kimisi de aynı şekilde şeyini, ayaklarını, koşmasını. Her birine bir silah verilmiş. Teki gibilere de kurnazlık verilmiş. Yani bu içgüdü olarak aynı şekilde hepsinde mevcut mudur? Evet, hepsinde mevcuttur. Cenab-ı Hak yaratmıştır. Fakat insan öyle değil. İnsan bu yaratılanların içerisinde en zayıfı. En zayıfı fakat en güçlüsü. Niye? En kıymetlisi, eşrefül mahlukat olarak yaratılmış. Derisi bile incecik ama, nazik ama. Şeyde çocukken derlerdi, camus derisi gibi derisi var adamınlar. İğneyi soksan geçmiyor falan derlerdi. Utanmayanlara, utanmazlara derlerdi bir de. Derlerdi, değil mi? Yüzü camus derisi gibi olmuş derlerdi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kuluna bir irade vermiş. Fakat bu cüz'i bir iradedir. Yaratan kul değildir. Peygamberler değildir, melekler değildir. Rüzgar değildir. Tabiat değildir. Bunların hepsini yaratan Cenab-ı Hak. Bu bir yerde tercih hakkı. Bu tercih hakkı. Buna tercih hakkı deniyor. Sadece biz önümüze gelen bir mesele hakkında tercihimizi kullanırız. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için bu tercihte de bizi yalnız bırakmamış. Peygamberler göndermiş. Allah Teala buyuruyor ki ben ezelde cenneti cehennemi yarattım. Burayı doldurmayı da aynı şekilde vaat ettim. Cennete giden yol bu, cehenneme giden yol bu. Cehenneme götüren ameller bunlar, cennete götüren ameller bunlar. Tercih yolun başındasın. Ya cennete giden yolu tercih edeceksin veyahut da cehenneme giden yolu tercih edeceksin. Tercih sana ait. Cehenneme giden yolu tercih etmişsin. Ne yapayım Cenab-ı Hak beni böyle yaratmış. Aa, sen tercih ettin, sen istedin. Haramlar nefsine hoş geldi. Ve Allah-u Teala nefsimizi de diğer varlıklardan ayrı olarak sizin içerisinde ben bir nefs diye bir kuvvet yarattım. Onun da gıdasını yarattım. İnkar, isyan, haramlar, günahlar onun rızkıdır. Onu kendime düşman yarattım. Ona muhalefet edin. Bütün bilgiler meydanda. Rehberi de göndermiş. O peygamberler yoksa varisleri var. Mesela şimdi Ehl-i Sünnet alimler var. Bunların hepsini açık net bir şekilde de bildirmiş. Ha ondan sonra tercih bana ait. Tercih bana ait. İnsan bazen her şeye başvurduğu ve çok çalıştığı halde istediklerine kavuşamaz. İşte o zaman insan bu işte kendi elinde olmayan bir kudret bulunduğuna ve bu kudretin insanların yaşamaları ve başarıları üzerinde tesirli olduğuna, onlara yön verdiğine inanır ve bu hali kabul eder. İşte bu hal kaderdir ve kısmettir diyor. Dinini bilen böyle düşünür. Rabbim sebepleri yaratmış. Yapıştım. Ama yaratan o. Vermedi bana. Vardır bir bildiği. Bir hikmeti vardır. Hasta oldum. Doktora gittim. Aynı doktordan, aynı hastalıktan şifa buldukları halde benim kullandığım ilaçlara şifa yaratmadı. Demek ki ya başkasında benim şifam veya bu hastalık benim ecelime aynı şekilde vesile olacak. Ölüme sebep olacak. Ben bilemem. Belki de bu hastalığı uzatıyor, işlediğim günahları affediyor. Bilemem. Böyle düşünürse ne olur? Rahat eder ya. Niye olmadı? Niye bu doktora gittim de ben şifaya kavuşamadım? Niye ben bu aynı şekilde dükkan açtım da zarar ettim? Niye aynı şekilde bu tarlayı sürdüm de benim mahsul olmadı? Niye bu sene aynı şekilde bu incirler vermedi? Bu üzümler olmadı? Niye dolu geldi de aynı şekilde üzümleri indirdi? Ben perişan oldum falan. İyi de bir arkadaş. Bir de kendine bak bakalım bir. Bir de kendine bak bakalım bir. Şimdi yeri gelmişken Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri var. Mizan-ı Kübra diye kitabı da var. Vehhabilere falan da cevap veriyor. Dört mezhebin de delillerini ortaya koyuyor. Çok güzel o Mizan-ı Kübra kitabında izah ediyor. Ve 16. asırda yaşamış bu zat. Mısır'da yaşamış. 1540 senesinde diyor bir yaz günü Nil kenarında yaşayan yaşlı evliya bir zatı ziyarete gider bu zat. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri. Yaşlı zat Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri'nin elini öyle bir sıkar ki acısından bağıracak hale gelir. Sonra da kuvvetini nasıl bulduğunu sorar ve bu kuvveti nasıl muhafaza ettiğini şöyle anlatır o zat. O elini sıkan zat yüzü geçmiş. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri 70-80 yaşlarında. Öbürsü de 140 yaşında mı ne?
Yolda giderken de düşünmüş. Demiş ya şimdi 140 yaşında ben onun yarısıyım, 70 yaşındayım. Herhalde yattığı yerden kalkamıyor falan diye. Gittim ki diyor, baktım bahçede diyor, elimde diyor çapayla da bahçeyi çapalıyor diyor. Hayret ettim diyor. Selam aleyküm dedim, aleyküm selam. Elini öpecektim diyor, müsafaha için elim bir tuttu diyor böyle. Beni bir kucakladı diyor, ayaklarım yerden kesildi diyor. Kaburgalarım birbirine geçecek zannettim diyor. Hayret ettim diyor, 140 yaşındaki bu insanda bu kuvvet ne gezer? Nasıl olur bu? Bak o zat nasıl cevap vermiş. Bendeki bu kuvvet gençliğimden beri yediğim helal lokmalar sebebiyledir. Hamurum helal bir maya ile yoğrulmasaydı, bugünün günahlarına aldırmayan insanların vücutları gibi benim vücudum da gevşek olurdu. Şu an 143 yaşına geldim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugün insanlar her bakımdan değişmiştir. Hele bu son senelerde dinin emirlerini yerine getirmekte ve emanete riayet etmekte büyük bir eksiklik var. Bugün yakın akraban, hatta öz kardeşim bile seni tanımamaktadır. Oho, 16. asır söylüyor bu Mustafa Bey. Oğlun dahi sana başka gözle bakmakta ve bir yabancı gibi davranmaktadır. İnsanların birbirlerine muhabbetleri hiç kalmamış. Dert ve belalara karşı sabırları eksilmiş. Kaza ve kadere karşı boyun eğmek yerine öfke, isyan hakim olmuş. Dinleri zayıflamıştır buyuruyor zat. 143 yaşında. Ama ne ölçü bildirmiş. Evet. Hiç haram lokma yemedim diyor. Bu kuvvet oradan geliyor. Yoksa diyor bu haramla beslenen bu insanlar gibi benimki de kofti olurdu diyor. Kof olurdu diyor. İçi boş olurdu. İçi boş olurdu. Öldüm, bittim. Ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor, başım ağrıyor. Koş bakalım falan filan. Ya ama ne güzel ölçü bildirmişler. Ve haramla beslenmeyen vücudu Allah-u Teala emir vermiş. Öldüğü zaman o vücut toprağa gömüldüğü zaman toprağa emir vermiştir. Bu vücudu çürütme diye. Haramla beslenmeyen vücudu çürütme diye. Şimdi bu zat 143 yaşında. Evliya bir zat. Peki ne yapmış bu zat? Allah-u Teala'ya iman etmiş. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmiş. Doğru bir iman, doğru bir itikat. Allah-u Teala muhabbet etmiş. Allah-u Teala sevgisini vermiş. İtikat düzgün. Ameli de düzgün. Haramlardan sakınmış. Helal yemiş. Helal kazanmış. Hala yani konuşmamış. Haram söz söylememiş. 143 yaşında, 23 yaşındaki bir delikanlıdan daha güçlü ve kuvvetli. Evlendirsen evlenir. Değil mi? Evlenir. Öyle bir yaşta. Demek ki işin aslında bir şey var. Peki bu zatın başına yani bu dünyadayken fırtına olmamış mı? Yağmur yağmamış mı? Dolu yağmamış mı? Soğuk sıcak olmamış mı? Sıcak olmamış. Olmuş. Peki bu zat nasıl karşılamış bunları? İşte başında söyledim ki mülk Cenab-ı Hakk'ın yağmur yağdırır, kar yağdırır, fırtına estirir, deprem olur, zelzele olur. Bu zatın hiçbir suçu yokken yoldan giderken birisi buna hakaret eder, taş atar, yuh der, ne biçim adamsın der, değil mi? Bunların hepsi olmuştur, olmuştur. Peki neyle karşılamış bu zat? Sabırla. Çoluk çocuğunu kaybetmiştir, eşini, dostunu kaybetmiştir. Kaybetmiştir, tabii 143 yaşına geldiğine yani. Göre çok kimseyi de aynı şekilde kaybetmiştir. Ama Allah-u Teala itimadı, Allah-u Teala güveni, Allah-u Teala imanı hiç sarsılmamış. Hiç sarsılmamış. Ve Cenab-ı Hak'tan gelenlere de yakşı demiş. Çünkü Cenab-ı Hak ya bir halt ettik, onun yüzünden ikaz için gönderir onu, gadaba gelmiştir. Veyahut da o kulun amelleri cennette onu yükseltecek derecelere yetişmiyor. Allah-u Teala da murad etmiştir. Onun derecesini yükseltecek. Ona bela ve musibet göndermiştir. E ne olur şimdi? Kızılır mı buna? Kızılır mı? Şimdi otomatik olarak bir şey hatırıma geldi de daha önce de çeşitli vesilelerle aynı şekilde naklediyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir şey anlatıyor. Hikaye şeklinde anlatıyor bazıları da. Şimdi adam birisi gitmiş de böyle elmas varmış. Yol kenarında bahçesi ağacın altına yatmış, gölgesine yatmış. Oradan da yolda bir atlı gidiyor. Gayri ihtiyar böyle ona bakarken bir bakmış ki bir yılan adam da ağzı açık uyuyormuş. Adamın ağzından girmiş içeriye. Bunu görmüş adam atlı. Ya da bir çekip gitsem olmaz demiş. Şimdi midesinde zehirleyecek bunu falan. Hemen atından inmiş, atını bağlamış gelmiş. Adam uyandırmış, kalk demiş falan. Elma ağacının altına bir sürü çürük elmalar dökülmüş. Dökülmüş.
sağlamını değil de çürüğü yemesi lazım. Elinde kamçısı da varmış. Demiş bunları yiyeceksin. Adam beddua ediyor. Ne biçim adamsın? Ben bugün ne, nasıl, niye Rabbim seni karşıma çıkardı? Böyle zalim katlar vardı. Yediriyor, yediriyor, yediriyor. Adam burasına gelmiş. Yiyecek hali yok. Şimdi diyor koş. Kendisi ata binmiş oyaya. Koş diyor. Basıyor kırbacı. Basıyor kırbacı. Adam nasıl beddua ediyor? Nasıl beddua ediyor? Ondan sonra belli bir noktaya gelmiş. Adam tabii çürük elmalar yedi. Ondan sonra da koştuğu için, koştuğu için mide bir karışıyor. Karışınca da kay ediyor, çıkartıyor. Kay edince de yılan çıkıyor. Adam yılanı bir görüyor. Ondan sonra dönüyor. Sen ne iyi kimseymiş. Evet, dua ediyor. Bu sefer dua ediyor. Evet, dua ediyordu. Halbuki hani bunu misal olarak anlatıyorlar. Teşbih olarak anlatmışlar. Ya Allah-u Teala kuluna zulmetmez ki. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, insanın çektiği kendi cezası. Bu beyt Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimenin manasıdır. Şey, mealidir aslında. Manası derken mealidir. Dolayısıyla insanın yaptığı hatalar sebebiyle bunlar insana gelmektedir. İnsana gelmektedir. Bazıları da derecesini yükseltecek. Bazıları da bu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin vermiş olduğu o misalde olduğu gibi ondaki zehri çıkarmak içindir. Ondaki zehri çıkarmak içindir. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın olunca o mülkte dilediği şekilde tasarruf hakkı ona aittir. Bize ne vermiş? Bize tercih vermiş. Tercih verince o tercihi kullanacağız. Şimdi kadere, kısmete inanmak insan için aslında büyük bir teselli kaynağıdır. Zira ben vazifemi elimden geleni yaptım. Sebeplere yapıştım. Fakat ne yapayım ki kaderimde, kısmetimde olan buymuş diye inanan bir Müslüman bir işte başarısız olsa bile ümitsizliğe kapılmaz ve büyük bir huzur, büyük bir iç huzur ile çalışmaya devam eder. Yıkılmaz bu. Öldüm, bittim, tamam artık. Ben bir daha şey yapamıyorum. Depresyona girdim. Hadi ondan sonra psikiyatri. Ben iflah olmam. Ben iflah olmam. Yok öyle bir şey. Ben sebebe yapıştım, Cenab-ı Hak takdir etmedi der. Gene çalışmaya devam eder. İnşirah suresinin 5. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki, güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Estağfurullah. İnne me'al usul yusra diye geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş ve hacetini yalnız Rabbinden iste buyurmuştur. Şundan bundan değil. İşte ben Orhan Bey'i gördüm. Orhan Bey dedi ki, arkanda ben varım. Bu işi başarırsın. Sen çok zengin olursun. Sen genel müdür olursun. Sen bir numara aynı şekilde şöhret sahibi olursun falan. Orhan Bey. Orhan Bey öldü. Abi yuttu onu, şöhret etti. Biz gitti. Orhan Bey'le beraber. Dolayısıyla Orhan Bey'e değil, Ahmet Bey'e değil. Kime? Allah-u Teala'ya güven buyuruyor. Allah-u Teala buyuruyor ki bana güven. Halbuki inanmayan ve yalnız maddi sebeplere önem veren bir kimseye böyle bir durum karşısında ümidini, cesaretini, çalışma azmini kaybeder ve bir daha çalışamaz hale gelir. İkinci Can Harbi'nden sonra bütün dünya kadere, kısmete inanmaya başlamıştır. Birçok Avrupa ve Amerikan neşriyatında Müslümanların kader, kısmet dedikleri şey meğerse ne kadar doğruymuş, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hadiseleri değiştirmek imkanı yoktur demişlerdir. Yok ya. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir felaket karşısında kalan, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybeden bir kimse ancak kadere, kısmete inanarak ve Allah-u Teala'ya tevekkül ederek teselli bulabilir. Zira tevekkül, yani Allah-u Teala'ya güvenmek, insan için en büyük teselli kaynağıdır. En büyük teselli kaynağıdır. Hatta büyüklerden bir zat buyuruyor ki, Allah-u Teala eğer ezelde dilemişse, en sevdiğim evladım bile benden önce ruhunu almışsa, üzülürüm. Ağlarım da. Ama isyan etmem buyuruyor. Hatta razı olurum ondan. Çünkü Rabbimden geldi. Rabbimden geldi. Ben bir yerde okumuştum da evliyadan bir zat, işte 10 tane erkek evladı var, onlarla beraber işte bir kervanla yolculuk yapıyorlar. Eşkıya çevirmiş. Ondan sonra işte oradakileri öldürüyorlar, katlediyorlar. Bunu da elini bağlamışlar. Bunun gözünün önünde işte en büyük oğlundan başlamışlar. Tak tak tak. En küçük oğluna sıra gelince en küçük oğlu demiş ki, baba bunların hepsi senin evladındır ya. Bir defa ağzına bir şey söyleseydin ya olmaz mıydı der. Evladım bana dediler ki eğer ağzını açarsan sana verilen o dereceden mahrum kalırsın. Elinden alınır dediler. Allah-u Teala böyle dilemiş. Ben ne diyebilirim ki dedi. Diyor. Eşkıya başı bunu duyunca,
Ya diyor daha önce niye konuşmadın diye herkes serbest bırakıyor bu sefer. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. E izin verilmedi ki diyor. İzin verilmedi. Mesela şeyde Yusuf Aleyhisselam kardeşi gelip de diyor niye babama haber vermedin? Çok istedim ama izin verilmedi diyor. Allah da rezilde böyle diledi. Şimdi susmak ve sabretmek. Bu çileyi çekme zamanı. Dolayısıyla her şeyin bir zamanı var mı? Tabii her şeyin bir zamanı var. Vakti var. O vakit gelmeden olmaz o. Şimdi bir kimsenin sahip olmasının alameti Allah'a denen kaza ve kaderine razı olması, itiraz etmemesiyle açığa çıkar buyuruyor. Peki şaki yani kötü olmasının alameti de Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı olmayıp isyan etmesine, bağırıp çağırmasına, ağlamasına, sızlamasına bağlıdır. Ölçüyü koymuşlar. Şimdi bazılar diyor ki kader kısmet diyorsun ondan sonra de çalışmıyorsun. Öyle değildir o. Kadere iman etmek o değil ki. Şimdi diyorlar kendine güven, İyi kendine güvendi adam götürdü duvara tosladı. Adam paramparça oldu. Kime güvenecek şimdi? Kendisi parçalandı. Ne olacak şimdi? Nefsine güveniyor ya. Kendim ortada yokum. Hani bir söz söylerlerdi tam telaffuz edebilecek miyim bilemiyorum da. İşte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu ne zannederdi? Batman taşı zannedermiş. Kendisini öyle zannediyor işte. Ben keserim, biçerim, asarım falan filan. Bir tanesi ondan daha bir tane indiriyor. Küt diye gitti. Güveniyordu kendisine. Kendine güvendi ya adamı şey yaptın. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o faideli bilgiler kitabında dinde reformculara, o reformcular da aynı şeyi böyle işlemişler. Bilhassa Osmanlı son dönemlerinde yetişen o reformcularda işte kendine güven işte tevekkülü ve kadere imanı yok etmeye çalışıyorlar. Kendine güven. Orada bir cevap da buluyor ki peki diyor bu insan diyor kendine güvenerek yetişirsin dedi götürdü duvara tosladı diyor. Sonra ne yapacak? Kendi yok ortada. Güvendiği adamlar da gitti. Ne olacak? İntihar eder adam. Halbuki Allah-u Teala'ya güvenmiş olsaydı o halde bile o huzurlu olurdu. Timur Han için anlatılır rahmetullahi aleyh. Çünkü vefat ettiği zaman o zamanki yaşayan evliyadan bir zat Timur öldü imanla beraber götürdü bulmuş. İmanlı gitmiş. Hani Yıldırım Beyazıt'la harp ettiği için kötülüyorlardı. Değil, o da ehli sünnetti. Müslümandı yani. Bir harpte yenilmiş. Ordu dağılmış. Kendisi de bir harabi yere sığınmış. Orada böyle düşünüyor. Ordu gitti, devlet gitti. Ne yapacağım ben diye. Fakat gözünün önünde şöyle bir yüksek bir duvar var. O duvardan bir karınca böyle pıtı 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 çıkıyor, düşüyor. Gayri ihtiyarı tabii oturmuş orada şey yaparken 1, 2, 3, 5, 10, 50, 60, 70, 100, 130, 140, 170, 180 de duvarı geçmiş. Birden beynine şimşekler çakmış. Demiş, ümitsizlik yok. Demiş karınca, düştüm ben bir daha çıkmayayım demedi. Denedi. 180. de aynı şekilde açtı. Dolayısıyla Müslüman böyle düşünür. Ya ise düşünmez, ümitsizliğe düşmez. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Bu kısa aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Gönül Kunarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Hepimize lazım olacak gerçekten bu konu. Onun için can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederiz. Kader konusu hem de özellikle şu kısmı yani kadere rıza gösterirsek ne olur, göstermezsek ne olur? Gösterirsek evet huzurlu oluruz, göstermezsek huzursuz olduğumuzla kalır. Aynı zamanda bir de günaha gireriz. Aynen öyle. İsyan etmiş oluruz. Çünkü kitaplarda böyle ki doğru yol kulun rızasını kaza ve kadere tabi etmesidir. Yani Allah-u Teala'nın takdirine boyun eğmesidir. Boyun eğmesi, rahm olması. Ben razıyım. Evet. Hani ben bazen böyle geçiyor. lütfunda hoş bir ilahi de geçiyor. Evet. Kahrında hoş. Lütfunda hoş, kahrında hoş. İkisini de gönderen o. Lütfunda, kahrında. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'ü Suresleri 3 sene mi ne Kuvaller Kalası'nda hapiste kaldıydı.
mübarek. Ve orada buyuruyor ki biz o hapse girmeden önce hep Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatıyla yetiştirildik. Oraya gelince celal sıfatı tecelli etti buyuruyor. Ahır, celal. Ve o cemal sıfatıyla elde edemediğimiz şeylerin hepsi orada verildi buyuruyor. O da öyle. Onu bilemezsin. Hani Mevlana Celaleddin Niyazi Hazretleri'nin o atlı adam ağzına yılan gireni kırbaçla dövüyor. Koşturuyor adamı. Zahiren zulüm. Ama sonra neticeye bakıyor. Ne iyi adammışız diyor ya. İyi ki Allah seni karşıma çıkarmış ya. Diyor. Doktorun adama iğne yapması gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Veyahut da kangren olmuş mesela. Parmağını kesiyor. Yoksa kol gidecek, el gidecek değil mi? Ya sen benim parmağımı niye kesiyorsun falan. Senin için kesiyor doktor. Zevk almak için kesmiyor ki. Ve de parmak da yemiyor. Dolayısıyla doğru yol kulun rızasını kaza ve kadere tabi etmesidir. Abdülaziz Dirini Hazretleri eğer kadere, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. Yok, imkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş olursunuz buyuruyor. Efendim ben şöyle olayım falan. Zaman zaman aynı şekilde sizin de başınıza geliyor. İslam ve toplum programında da oluyor. Programın dışında arayınlar. İşte ben şöyle olmak istiyorum veya da şöyle bir şey yapmak istiyorum falan. Bunun için bana dua eder misiniz diyenler de oluyor. Hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Peygamber Efendimiz'e de aleyhissalatü vesselam gelip talep ederlerdi. Ben de sizin gibi aciz bir kulum. Hatta birisi gelmiş bir zamanlarda böyle heybetinden korkmuş. Çünkü Resulullah Efendimiz o tarafını örterlerdi. Ama buna rağmen heybetinden çekinirlerdi. Şey yapınca hemen onu rahatlatıyor. Korkma. Çekinme. Ben hükümdar değilim. Zalim de değilim. Ben de diyor senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum. Tevazu şey yapıyor falan. İnsanlar o zaman rahatlıyor. Resulullah Efendimiz'in yanına rahatlıkla yaklaşabiliyor. Yani aciz bir varlığım ben diyor. Beni de dünyaya getiren bir kadındır. Benim de babam var. Ben de senin gibi insanım. Acizim. Yaratan ben değilim. Yaratan Rabbimdir. Mesela bu güzellikler benden değil buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti. Yusuf Aleyhisselam'a da işte kendisini sevenlerden bir tanesi, o kadınların aynı şekilde aşık olması, şey yapmaları falan filan. Hatta bir tanesi Latife ile Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki kadınlar da diyor haksız sayılmaz yani diyor. Yusuf Aleyhisselam. Sen de bu kadar yakışıklı olmasaydın falan. Mübarek diyor ki benim elimde mi ki diyor. Yaratan beni böyle yaratmış diyor. Yani başıma dert oldu diyor bu yakışıklılıkta. Başıma dert oldu buyuruyor. Dolayısıyla yaratan öyle yaratmış. Benim itirazım yok. Onu öyle yaratmış, bunu böyle yaratmış. Efendim işte onu niye böyle yarattı, bunu niye böyle yarattı? Senin de benim de öyle bir soru sorma hakkım söz konusu yok. Değil. Kul haddini bilmesi lazım. İmam-ı Rabbani Kudüs Suresleri Mektubat isimli kitabında zaman zaman bunu beyt halinde de veriyor. Köle haddini bilmeli ifadesini kullanıyor. Yani sen kulsun kölesin be arkadaşım ya. Haddini bil. Haddini bil. Sen kimsin ki? Ben şöyle yaparım. Buyur yap. Hodri meydan. Al işte bu sene yağmurlar yağmıyor mesela. 2020. İstanbul'un üzerinden bulutlar gelip geçiyor. Biz bunu hatırlıyoruz bir. Bir zamanlar bir bomba da attıydık değil mi? İndir, talimat ver. İnmiyor. Gidiyor Kocaeli'ne bırakıyor. Gidiyor işte bilmem Düzce'ye bırakıyor. Gidiyor Ankara'ya bırakıyor veyahut da Giresun'a bırakıyor. Neyse. Nereye talimat almışsa oraya gidiyor. Ama senin emrine tabi değil. O da Allah-u Teala'nın iradesiyle hareket ediyor. Sen de Allah-u Teala'nın iradesiyle hareket ediyorsun. Ama diğerlerine farklı olarak Allah-u Teala insana tercih hakkı vermiş. Bu tercihi kullanıyoruz. O kadar başka bir durumumuzda söz konusu değil. Bunun için de Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abilerin bir sözü vardı. Kadere inanan kederden emin olur. Sık sık tekrar ederdi. Bunun için kadere inanan, iman eden bir kimse kederden emin olur. Huzurlu olur. Zaten kamil, olgun, hakiki bir mümin başına hayır ve şer geldiğinde ben bunu bekliyordum diyendir. Allah-u Teala'nın takdirine, kaza ve kaderine iman eden kederden kurtulur, huzurlu olur. İmam-ı Rabbani Kutu Suresleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşabilmek için sabahleyin kapıdan çıktığın an karşılaştığın her şey için sövse de, dövse de, övse de ben bunu bekliyordum diyebilendir. Ve din büyükleri İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor.
seni övenle söven arasında, sana söven arasında fark gözetmediğin an, yani sen bir şeyler olmuşsun demektir. Ya övenlere bir şey demiyorum da. Ama söven bana nasıl söver? Benim gibi adama nasıl söver diye başlıyoruz değil mi? Biz de ona söylüyoruz. Sonra söylüyoruz. Ya o zor bir hadise. O zor bir hadise. Zor, o kolay bir hadise değildir o. Kolay bir demek hadise. Ki bu zirve noktası yani. Evet, zirve noktası. Çünkü Mustafa Bey kitapları dikkatli okuyunca onlar perdenin arkasını görüyor. Karagöz'de Hacivat'ı oynatan insandır. Perdenin arkasına gelince, geçince onu kim oynatıyor görüyorsun. Tamam. Dolayısıyla hani sık sık İslam ve toplumda da Huzura Doğru programlarında da anlatıyoruz ya, hani evliyadan bir zat işte seyahat ediyormuş, yeninde tıraş olmuş, ensesi de açıkmış. Bir kasabadan geçiyor, orada bir de bir kabadayı varmış. O kabadayın da işte böyle bir, hani şimdi diyorlar hobisi, kötü bir huyu. Yeni tıraş olmuş, ensesi açık birisini görünce dayanamazmış, gidermiş tokatlarmış. Bu zat da öyle görmüş, bakmış ensesi yeni tıraş olmuş, açık olduğu için gitti pat diye bir tokat atıyor. O zat hiçbir şey dememiş. Öyle bakmış, göz göze gelmiş, ama göz göze gelince o kabadayı bir irkilmiş, titremiş yani. Orada donmuş kalmış. O zat yürümüş, hiçbir şey dememiş. Birisi koşmuş gelmiş, demiş niye vurdun demiş ya. Demiş ne oldu? Demiş o evliyadan falan zat. Yapma demiş ya. Koşmuş. O zaman kabadaylar da hani dini imanı saygısı var. Ayağına kapanmış demiş, efendim özür dilerim. Benim demiş böyle bir kötü huyum var. Çok özür dilerim. Edepsizlik ettim falan. Hakkını helal et ne olur falan. Demiş ki evladım ben hakkımı helal ettim. Ama demiş efendim bana öyle baktınız ki içim titredi. Niye baktınız? Demiş evladım gönderen Allah-u Teala. Bak burası önemli. Perdenin arkasını görüyorlar. Allah-u Teala dilemeseydi, senin eline koluna o gücü vermeseydi, sana da o tercih hakkını ihsan sana etmeseydi. Sana da o zevki vermeseydi. Vermeseydi. Sen kaldırıp bana vuramazdın. Yani bunu Rabbim gönderdi. Beni imtihan ediyor. Ben nasıl bir tavır koyacağım? Peki niye baktınız diyor. Hangi vasıtayı kullandı diye baktım. O da tehlikeli. Çünkü hangi odunu kullandı gibi de olabilir yani. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala sevdiklerini, merhamet ettiklerini hayırlı işlerde kullanır. Ve çirkin kötü işlerde de kötü kimseler, kötüleri kullanır. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver Abire Cağaloğlu'ndayken şey anlatırlar toplantılarda. Bir kimsenin Said mi Şaki mi, yani iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için kerame sahibi olmaya gerek yok. Ne iş yaptığına bakın derlerdi. Ne iş yaptığına bakın derlerdi. Eğer bu kimse insanların felaketi için uğraşıyorsa, Kötülük yapıyorsa bu Şaki'dir. Ama birisi de vardır. İnsanların iyiliği için uğraşıyorsa o da Said'dir. Herkes ne yaptığına baksın. Kötülük mü yapıyor, iyilik mi yapıyor? Mesela bazen bu erkek arasında da yaygın, kadın arasında daha çok yaygındır. Nemmamcılık. Ne varmış canım işte o söyledi işte Ayşe Hanım söyledi. Elif Hanım dedi böyle böyle dediydi falan filan. Ne varmış bunda falan. Ne varmış da ikisinin arasını açtın. Ondan sonra da ya onu ona götürdüm bir kavga ettiler diye de anlatıyorsun başkalarına. Merak etme seninkini de başkası taşır. Ve sen de aynı kavganın içerisine bir gün düşersin. Sonra da feryadı figan edersin. Kim etti bana bunu? Hiç kendim ettim, kendim buldum. Evet. Yani kendi yaptın. Yani değişen bir şey söz konusu değil. Bir de mesela bu konu anlatılırken bir şey üzerinde durmuşlar ehl-i sünnet alimleri. Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış. Biz de onun emrettiği sebeplere yapışıyoruz. Bu sebep yaratıcı değildir. Bu sebebi, bu gücü veren Cenab-ı Hak'tır. Biz buna yapışıyoruz. Yaratmadı. İtiraz etmedik. Efendim ben bunu tekrar deneyebilir miyim? Evet deniyor kitaplarda. Deneyebiliriz. Tabii. Tekrar deneyebilirim. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki her şeyin belli bir vakti vardır. Cenab-ı Hak benim kalbime getirmiş. Öyle bir şey yapıyorum. Ama daha vakti saati değil. Yani üniversite imtihanına girmiş olan bir çocuk bu sene kazanamadı. Gönlünde de bir yer var diyelim. Öbür sene bir daha giriyor. Bir bakıyorsunuz dördüncü de kazanıyor istediği yeri. Ya 65 yaşında kadın üniversite imtihanına giriyor da kazanıyor. Değil mi? Evet.
Olmayacak şey değil ya. Vakti o zamanmış ya. Vakti o zamanmış. Dolayısıyla her şeyin bir vakti vardır. Allah-u Teala insanların dünyadaki ve ahiretteki işlerinin düzgün, faydalı olması için ve zararlı işlerden koruyup selamete, hidayete, rahata kavuşmaları için peygamberler vasıtasıyla dinler göndermiş ve insanları iman etmeye davet etmiş. İman etme davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi taşkın, azgın hallerinde bırakmamış. İhsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmuş, kalplerine iman nuruyla doldurmuş. Dilediği zaman. Kendi hallerinde bıraktıklarından gafletten uyanarak doğru yolu arayanlara da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmiştir. Çünkü Ankebût suresinin son ayetinde nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyurulur. Zaman zaman dinleyicilerimizden mesela sizi arayan oluyor. Diyor ki işte oğlum kızım şöyle şöyle işte ben onları hidayet için dua ediyorum ama bir türlü olmuyor. Siz de diyorsunuz ki sabır bu olay demek ki. Aynen öyle. Bekleyeceksin onu. Bekleyeceksin. Biz aceleci olduğumuz için hemen uyuversin. Şimdi geçenlerde bir yerdeydik. Gayri ihtiyar bir genç kaç kardeşsiniz dedim. 10 dedi. Tek annem evet dedi. Sonra bir şey dedi abi dedi. Annemle babam dedi 7 sene dedi çocuk olmamış çok üzülmüşler dedi. 7 sene. 7 seneden sonra da maşallah aynı şey ışığı gören gelmiş. İkişer mi olmuş yoksa? İkiz falan da olmuştur belki. İkiz var mı dedim yok dedi. Yok. İkiz yok. Ama birisi yaşını doldurmadan öbürsü geliyor. Peş peşe gelmiş. Ya hayret edilecek bir şey. 7 sene çocukları hiç olmamış. Ama ondan sonra da Allah-u Teala murat etmiş. Hani şimdi onlar üzülüyor. Sebepleri yapışıyorlar. Cenab-ı Hak da yaratmış 10 tane evlat verecek onlara. Ama vakti saati var. Efendim ben sebepleri yapıştım da olmadı. Olmaması hayırlı senin için onu da bilemem. Kimin hakkında ne hayırlı? Onu biz bilemeyiz. Belki de Allah Teala seni öyle imtihan ediyor. Efendim niye beni böyle imtihan ediyor? İmtihan etme hakkı onun. Çünkü birinci bölümde uzun uzun durduk onun üzerinde. Mülk onun. Onun dilediği olur. Hatta İmam-ı Yeşari Hazretleri'nin iştihadına Ehl-i Sünnet itikad imamlarından Cebir Mutavassıt deniyor. Yani biraz cebir var buyuruyor İmam-ı Yeşari Hazretleri. Onun dediği olur. Sen sebebe yapışırsın da sen sebebe yapışırsın. O bir şey dilemiştir. Ama sen sebebe yapışırsın. O sebebe tesir gücü vermez. Sen o anda bir sapma göstersin. Onu yaratıverir. Ama onu dediği olur. O noktaya gelirsin. Bunun için de her şeyin bir vakti saati var. Bir de şey çok hoşuma giderdi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratını okurken mübarek bir kaleyi böyle çeviriyor, şey yapıyor falan. Tabii zayiat da veriyor, askerler de şey yapıyor falan. Düşmüyor kalede. Böyle durumlarda yani gönül ehli bize atmış. Hemen iki abdest tazelermiş, iki rekat namaz kılar yatarmış. Rüyasında açıkça gösterilirmiş. Mübarek bir konu olmuş yani. O çok hoşuma giderdi. Rüyasında ey Hayrettin bilmez misin ki vakti saati gelmeden bir kuş uçmaz. Yani vakti saati gelecek, uçabilecek. Onlar da çok hoşuma giderdi benim. Köydeyken çok rastlardık. Yeni değişe yapıyor. Hevesleniyor böyle. Yavru. Yuvadan uçacak. Ağaçtan bir şey yapıyor. Pat diye aşağı iniyor. Şey. Anası artık şey yapıyor. Onu kediler yakalamazsa. Kediler yakalamasın diye. Vakti saati var. Vakti saati gelince bakıyorsun ondan sonra göklerde o süzülmeye başlıyor. İnsanın da öyle. Olgunlaşma da öyle değil mi? Evet. Mesela siz de çok okumuşsunuzdur. Dinleyicilerimiz de okumuşlardır. Bazı mesela büyüklerin, devlet erkanının bile daha çocukluktan itibaren hani olacak oğlak derler. Bilmem nesinden belli olur. Bakıyorlar diyorlar ki bu ileride aynı şekilde farklı birisi olacak. Ama yetişmesi lazım. Nitekim o din büyüklerinin yetişmesinde de aynı şekilde bakıyoruz. Evet. Nelere aynı şekilde katlanmışlar. Önlerinde bir rehber değil. Var hep. Evet, o kamil ve mükemmel hale gelecek ama belli vakti saati var. Onun için de biz Rabbimizin emrettiği sebeplere yapışırız. Efendim bu olmadı başkasını mı deneyeyim? Eğer gönlümüze başka bir yol geldiyse onu da deneyebiliriz. O da ayrı bir mesele. Ama aynı şekilde ısrar da edebilir miyiz? Yani Rabbimize karşı gelmek olur mu? Hayır asla. O şeyde ısrar da edebiliriz. Vakti saati gelmemiştir. Şey bile öyle değil mi? Duanın bile vakti saati vardır buyuruyor. Cuma günü belli bir saatte yapılan dua geri çevrilmez buyuruyor. Her şeyin bir vakti saati var. Duanın da vakti saati var. Ve her işin de bir vakti saati var. O vakit ve saati bekleyip geldiği zaman
mutlaka o tahakkuk eder. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in iman etmesi için çok uğraştı. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde mealen sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir buyurdu. O bana aittir. Sen tebliğ etmeye devam et, dua etmeye devam et. Sen vazifen bu. İlla ki olsun yok yani. Bizde yok. Bizim öyle bir hakkımız yok. Yok. Bunu hak kabul ettiğin an yanlış bir yola girmişindir. Dolayısıyla çıkmaz bir yoldasın. Tehlikelidir efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.